şu an açabilirsin. Yan yana gelse harika bir kafe. Çok özlemişim burayı, aile ortamını. İnşallah gol yemeden bu Uluslar Ligi'ni tamamlarız. Hedefimiz iki maçta da 6 puan alıp gol yemeden bitirmek. İrfan, 2 gol atarak geldin buraya, formda bir şekilde geldin. Kendi performansını nasıl değerlendirirsin, istediğin noktaya ulaşabildin mi? Şu an her şey yolunda gidiyor benim açımdan. İnşallah bunu burada da sürdürebilirim. Milli takımdan uzak kaldım bir dönem. O dönem senin sıfır nasıl geçti? Neler ya, tabii uzak kaldım. Sakatlıklar çok oldu. Performans düşüklüğü de oldu açıkçası. Ama tekrar burada olduğum için mutluyum. Yani her zaman bu milli bayrak için mücadele etmek benim için gurur verici. İrfan, üzücü bir şekilde Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Türk milleti bu sene evinden izleyecek. Herkesin favori bir takımı var. Senin favori takım kim? Benim favori takımım her zaman Türkiye. Benim öyle bir favori takımım yok. Sevgili İrfan, seni saha içinde önce Gençler Birliği, Başakşehir'le birlikte özellikle ardından Fenerbahçe ve milli takım. Lider İrfan Can tanımlaması da var. İrfan sahada varsa bol şut atar, bol şut çeker, oyunun kontrolünü eline alır diye taraftarların böyle bir düşüncesi, algısı da var. İrfan Can yeterli şut atıyor mu? Saha içinde oyunu yeterli kadar eline alabiliyor mu? Çünkü daha fazla şut bekliyor sanki insanlar, taraftarlar. Taraflı yani, tarafsız. Yani fiziksel olarak iyi olduğum zaman kendimi verebiliyorum maçlara. İnşallah çok şanssız zamanlar geçirdim. İnşallah bundan sonrası benim için iyi olur. İnşallah daha fazla denerim her şeyi. İrfan, artık tecrübeli bir oyuncu olmaya doğru yaşın ilerliyor. Genç bir oyuncu, genç oyuncu statüsünden çıktın. Yaşlandık. Yaşlanmadın ama tabii genç oyuncu statüsünden çıktın. Burada da çok genç bir ekip var. Neler söylemek istersin? Biraz da artık konumun farklı takımda. Ya, burada dediğim gibi güzel bir ortam var. Aile bir ortamı var. Hocamız da çok sıcakkanlı. Çok güzel bir arkadaşlık var burada. Tabii genç kardeşlerimize de elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Nasıl ama milli takım, buradasın yeniden? Vallahi inanılmaz mutluyum ve gururluyum. Benim için 3 sene geçti aradan. Ve burada milli takıma görev yapmak, milli takıma emek vermek benim için büyük bir gurur, büyük bir onur. Ve çok mutluyum tabii ki de. Yunus, oynadığım bölgede birçok farklı oyuncu var. Serdar, rekabet yüksek, önemli isimler var. Bu milli dönemde sen geldin buraya. Bu rekabet hakkında ne söylemek istersin? Çok iyi oyuncularımız var dediğiniz gibi kanatlarda. Türkiye Ligi'nde, Avrupa'da kendini kanıtlamış ve çok üst düzey oyuncular var. Beni de buraya çağırdığı için öncelikle hocama teşekkür ederim. Beni bu rekabete layık gördüğü için tabii ki de. Elimden geleni yapacağım süre almak için. Çok gol atıp gol yemediğimiz maçlar oynadık son dönemlerde. Bunu sürdürmek istiyoruz tabii ki de. Ben de buna katkı sağlarsam ne mutlu bana. Fizik olarak da Başakşehir'de rotasyon yapılıyor sürekli. Bu sizi daha böyle zinde tutuyor mu, onu soralım. Yani çünkü sezon erken başlayan takımlarda oyuncularda genelde bir güç oluyor ama Başakşehir'deki rotasyon sizi daha bir tutuyor mu? Rotasyon demeyelim. İyi oynayan oynatıyor hoca. Ve gördüğünüz gibi 13 maçta ben 10 tanesini oynadım. Kanatları hani onlar da 10 tane oynadı. Yani rotasyon değil. Herkes aynı seviyede olduğu için hoca bir tercih yapıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ama yorgunluk oluyor. Çünkü her üçünde bir maç oynamak, rotasyon dediğiniz olsa da yoruyor. Yolculuklar, her şey bizi yoruyor ama hocamız bizi buna hazırladı. Ve gördüğünüz gibi çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz. Bir iki maçı soralım. Maç değerlendirmesi alabilir misin? Ya inşallah. Ya tabii ki amacımız gol yememek. Çünkü bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önceki maçlara göre de aynı sayıda en az gol atmak istiyoruz tabii ki de. Var mı bir şey? Senin var mı? Yok, benim yok. Ben çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Şimdi antrenmana gidip keyif almaya bakacağım. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sevgili İrfan, sevgili